Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 4. sınıf trafik güvenliği dersi 1. dönem 2. yazılı sınavını birlikte beraber çözeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. A bölümü. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y işareti koyunuz. 1. cümlemiz. Gideceğimiz yere en kısa yoldan değil, en güvenli yoldan gitmeliyiz. Doğrudur. 2. cümlemiz. Karayollarında duran taşıtların önünden, arkasından, arasından karşıya geçmemeliyiz. Doğrudur. 3. cümlemiz. Bisikleti, kaykayı, pateni hızlı kullanmalıyız. Akrobatik yani artistik hareketler yapmalıyız. Bu nedir? Yanlış bir ifadedir. Ambulans ve itfaiye gibi araçların trafikte geçiş üstünlüğü vardır. Bu da doğru bir ifadedir. Diğer cümlemiz, geçiş üstünlüğü ancak görev halinde kullanılır. Bu da doğrudur. Diğer cümlemiz, yaya kaldırımında top oynanabilir. Bu nedir? Yanlış bir ifadedir. Trafik işaret levhaları uyaran, bilgi veren ve düzenleyen yani yasaklayan olarak 3'e ayrılır. Bu da doğru bir ifadedir. Diğer cümlemiz, ulaşım araçlarının tercihinde ulaşım süresi etkili olmaz. Nedir? Bu yanlış bir ifadedir. Diğer cümlemiz, taşıt yolunda bisiklet sürebilmek için 9 yaşında olma şartı vardır. Bu da yanlıştır. 11 yaşını bitirme şartı var. Son cümlemiz, ulaşım araçlarının tercihinde hava şartlarının da önemi vardır. Bu ifade de doğrudur. Hemen diğer bölümümüze geçelim. B bölümü. Aşağıda verilen ifadeleri baş tarafındaki rakamları kullanarak doğru şekilde eşleştirelim. Hemen bakalım. 1. Karayolu üzerinde bulunan kişi. Bu neydi? Yayaydı. Buraya hemen 1 diyoruz. 2. Taşıtı kullanan kişi. Bu neydi? Sürücüydü. Buna ne diyoruz? 2 diyoruz. 3'e bakalım. Yolda yayaların güvenle karşıya geçişlerini sağlayan çizgili bölüm. Bu da neydi? Yaya geçidiydi. Buraya 3 diyoruz. Araç ve yayaların geçişlerini düzenleyen ışıklı cihaz, bu trafik ışıklarıydı. Buraya 4 diyoruz. Son olarak taşıtı kullanmayıp taşıt içinde seyahat eden kişi. Bu da neydi? Yolcuydu. Evet, böylece B bölümünü bitirmiş olduk. Hemen diğer bölümümüze geçelim. C bölümü. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. Emniyet kemeri, hava, yaya kaldırımı, kara, sürücü. Hemen 1. cümlemizde başlayalım. Bisiklet, otomobil ve kamyon nokta nokta yolunda kullanılan araçlardır. Bu nedir? Kara olacak. Hemen karayı çizdik. 2. cümlemiz, karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı kullanan kişiye nokta nokta denir. Bu neydi? Sürücüydü. 3. cümlemiz, kazalarda yaralanma riskini azaltmak için nokta nokta takarız. Tabii ki emniyet kemeri olacak. 4. cümlemiz, ulaşımda en hızlı yolculuk nokta nokta yollarında yapılır. Tabii ki hava yollarında olacak. 5. cümlemiz, yayaların yürümek için kullandığı alana nokta nokta denir. Neydi? Yaya kaldırımı. Evet, böylece de bu bölümü bitirmiş olduk. Hemen diğer bölümümüze geçelim. D bölümü. Aşağıdaki tabloya ulaşım türlerini yazarak verilen taşıtları ulaşım türlerine uygun olarak gruplandırınız. Evet, 16 puan değerinde arkadaşlar bu sorumuz. Hemen bakalım, otomobil var, uçak var, tren var, gemi var, otobüs var, helikopter var, tramvay var, vapur var. Alt kısımda da ulaşım türleri var: hava yolu, kara yolu, deniz yolu ve demir yolu. Hemen bunları ne yapacağız? Gruplandıracağız arkadaşlar. Hava yolunda neler vardı? Helikopter vardı. Hemen helikopter diyelim. Bir de ne vardı arkadaşlar? Uçak vardı. Buraya uçak diyebiliriz. Karayolunda otomobil var. Onun dışında otobüs var. Deniz yolunda ne vardı? Başta vapur vardı. Ve gemi vardı. Demir yolunda ne var? Tramvay var. Bir de ne vardı? Tabii ki tren. Evet, böylece ne yapmış olduk? D bölümünü bitirmiş olduk. Hemen diğer bölümümüze geçelim. E bölümü.
Trafik işaretleriyle anlamlarını eşleştirin. Evet, burada 7 tane trafik levhamız var. Bunları ne yapacağız? Anlamlarıyla eşleştireceğiz. Evet, birinciye baktığımız zaman bu nedir arkadaşlar? Tabii ki yaya geçididir. 3 diyoruz. Buraya 3'ümüzü yazalım. İkincisine baktığımız zaman kontrolsüz demiryolu geçidi. Buna 5 diyoruz. Diğerine baktığımız zaman hastane 2 diyoruz. Burada ne var? Bisiklet var ve yuvarlak şeklinde, bisiklet giremez. Evet, buna hemen 1 diyoruz. Çünkü daire şeklindeki trafik işaret levhaları neydi? Yasaklamaydı. Hemen diğerine bakalım. Burada ışıklı işaret cihazı. Hemen bakalım. Buna 6 diyoruz. Burada yine kamyon var daire içinde. Bu nedir? Kamyon giremez. Son olarak da çocuklar var. Burası da nedir? Okul geçididir. Buna da ne diyoruz? 4 diyoruz. Evet, böylece ne yapmış olduk? E bölümünü bitirmiş olduk. Hemen diğer bölümümüze geçelim. F bölümüne. Aşağıda verilen araçları sürücüleri ile eşleştiriniz. Evet, sürücülerimize bakalım. Kaptan, pilot, vatman, şoför ve makinist. Hemen birinci ulaşım aracımıza baktığımız zaman tren. Treni kim sürerdi arkadaşlar? Treni süren kişiye ne diyorduk biz? Makinist diyorduk. Buraya 5 dedik. Daha sonra otobüsümüz var. Bunu kullanan kişiye şoför diyoruz. 4 dedik. Daha sonra uçağımız var. Uçağı kullanan kişiye pilot diyoruz. Daha sonra ne var arkadaşlar? Tramvay var. Tramvay kullanan kişilere vatman diyoruz. Ve son olarak da arkadaşlar gemi var. Gemiyi kullanan kişilere de kaptan diyoruz. Evet, böylece ne yapmış olduk? F bölümünü de bitirmiş olduk. Hemen diğer bölümümüze geçelim. G bölümü. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Her soru 3 puan değerinde. 10 tane sorumuz var. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Burcu Ankara'dan İstanbul'a gidecek fakat çok zamanı yok. Hemen gidip geri dönmesi gerekiyor. Yukarıdaki açıklamaya göre Burcu aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisini tercih etmelidir? Hızlı gidecek, hızlı gelecek arkadaşlar. Neyi tercih etmelidir? Tabii ki uçağı tercih etmelidir. Hemen ne yapıyoruz? C şıkkını işaretliyoruz. İkinci sorumuz. Aşağıda verilen araç ve ulaşım türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Uçak, hava yolu doğrudur. Tren, demir yolu doğrudur. Kamyon, kara yolu doğrudur. Gemi, demir yolu yanlıştır. Ne olacak? Deniz yolu olması gerekiyor. İkinci soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Üçüncü sorumuz. Otobüs ve otomobil hangi ulaşım yoluna ait araçlardır? Otobüs neydi? Karayolu. Otomobil de karayoluydu arkadaşlar. İkisi de karayolu. Ne yapıyoruz? Hemen C şıkkını işaretliyoruz. Dördüncü sorumuz. Trafikte en önemli unsur nedir? Trafikte en önemli unsur neydi? İnsandı. Dördüncü soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Beşinci sorumuz. Karayollarının güvenli olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? Alt ve üst geçitler gereklidir. Yaya ve okul geçidi gereklidir. Işıklı işaret cihazları gereklidir. Ama reklam levhaları gerekli değildir. O yüzden 5. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 6. sorumuz. Ulaşım türünü ve ulaşım aracını tercih ederken hangisini dikkate almayız? Sık sık mola vermesini? Hayır. Ekonomik olmasını? Evet. Ulaşım süresini? Evet. Güvenli olmasını? Evet. Evet. 6. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. 7. sorumuz. Toplu taşıma araçlarında özel durumu olan kişilere yer vermemiz gerekir. Hangisi bu kişilerden biri değildir? Hamileler? Evet. Yaşlılar? Evet. Engelliler? Evet. Ama gençler değil. 7. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğü hakkı olan araçlardan biri değildir? Bu nedir arkadaşlar? Tabii ki tırdır. 8. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 9. sorumuz. Ambulans ve itfaiye sürücülerinin hız ve yön değiştirme kurallarına uymaması nedir? Bu neydi? Geçiş üstünlüğüydü. Evet, 9. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. 10. ve son sorumuz. Günlük yaşantımızda okula, markete veya parka gitmek için aşağıdakilerin hangisini tercih etmeliyiz? En güvenli yolları evet, en kısa yolları hayır, yaya kaldırımı olmayan yolları hayır, taşıt yollarını hayır.
10. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Evet, bu sorumuzla beraber 4. sınıf trafik güvenliği dersi 1. dönem 2. yazılı sınavını bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bizleri sevdiğiniz insanlara tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.